Selam lemur severler. Bugün sizlerle birlikte uzaktan kumandalı bir tavuğu inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi daha bu büyük boy değil. Küçük boyutlarda siyah renkli, özellikle siyah renk aldım. Siyah rengi daha çok seviyorum. Renk seçenekleri çok yoktu zaten. 3 renk seçeneği vardı. Özellikle göz renklerindeki özelleştirme hoşuma gitti. Çok güzel hardal rengi bir göz seçeneği sunmuşlar. Bu renk hoşuma gitti benim. O yüzden bunu aldım. Şimdi şöyle hafiften bir kumandasına da bakalım. Kumandasında 3 farklı kanal seçeneği var. Bu sayede 3 farklı tavuğu aynı anda kontrol edebiliyorsunuz. Yani birbirinin kanallarına karışmıyorlar. İsterseniz birlikte bir kontrol deneyelim. Gaz. Hadi. Azıcık geç düşüyor galiba jetonu. Şarjın mı yok senin yavrum? Ha? Şarjın mı yok? Hadi bastım bak. Evet arkadaşlar, bana bozuk tavuk satmışlar. Çalışmıyor. Yani bilmiyorum, bir problemi var. Artık umarım garantiden yararlanabiliriz bunun için. Yakalayana kadar yarım saat uğraştık. Şimdi hareket etmiyor. Gitsene oğlum. Neyse, bu kadar goy goy yeter. Bugünün konusu bu görmüş olduğunuz RC araba. Ve bu araba şu anda özel modifiye edilmişleri saymazsak alabileceğiniz en hızlı araba, çünkü tam 100 kilometre yapıyor. Yani şöyle baktığım zaman arabaya kısaca efsane diyebilirim. Efsane araba demişken sizlere bu videonun sponsoru olan Asphalt 9 Legends oyunundan bahsetmek istiyorum. 14 yıldır sürekli kendini geliştirerek yeni oyunlar çıkartan Asphalt serisi, mobil oyun sektörünün en iyi ve en çok oynanan yarış oyunu olma özelliğini taşıyor. Ve Asphalt 9 bu serinin en yeni oyunu. Her yaş kitlesinden insanın severek oynayabileceği oyun, yeni ve güçlü grafik motoru ile mobildeki en gerçekçi grafiklere sahip yarış oyunu. Dünyanın en iyi araba markalarından devasa bir araç yelpazesini içinde barındıran oyun, touch drive özelliğiyle stratejik kararlara odaklanan yeni bir oyun stiline sahip. Ayrıca Asphalt serisinde ilk defa bu oyunda kullanılan kulüp özelliğiyle oyuncular kendi gruplarını oluşturarak ortaklaşa olarak dünya liderliği için yarışabiliyorlar. Oyunu aşağıdaki linklerden App Store, Google Play ve Microsoft Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Daha önce bir tane 90 km yapan araba almıştım biliyorsunuz. Ona çok benzer ama ondan biraz daha geliştirilmiş. Şöyle hemen bir içini falan göstereyim size. Şöyle bir amortisör sistemimiz var. Bunlar bayağı güzel çalışıyor. Hepsi birbirinden bağımsız şekilde. Arkada da aynı şekilde amortisör sistemleri var. Şurada ön kaldırdığı zaman destek olması amacıyla tekerlekleri var 2 tane. 4000 mAh'lık bir bataryamız var. Önceki arabamda 3500'lüktü. Bunda birazcık daha fazla sürebileceğim anlamına geliyor. Yine burada devasa bir motorumuz var. Şurada ESC denilen şeyimiz var. Bunun tam olarak görevini bilmiyorum da pilden gelen enerjiyi motora dağıtan bir parça gibi bir şey bu. Şu da kumandadan gelen sinyalleri yöneten parça, yani böyle kanal ayarını falan yaptığınız parça. Kumandası yine standart. Burada ileri geri tuşumuz var ve burada da sağ sol tuşumuz var. Sadece şurası birazcık daha böyle gelişmiş, farklı geldi bana. Şurada altta kanal ayarlarımız var. Bunlar da böyle hızlanma ayarları falan oluyor genelde. Şu an hangisi hangisi bilmiyorum da kullanım kılavuzunu okumadım ama şey gibi düşünebilirsiniz. Atıyorum, bunu azalttığınız zaman sağa sola dönerken daha yavaş dönüyor ya da hızlanırken daha yavaş hızlanıyor, daha hızlı hızlanıyor gibi ayarları yapıyorsunuz buradan. Şimdi bunu pilini takıp size ufak bir gösteri yapmak istiyorum. Çünkü ben görünce bayağı şaşırdım. Şöyle bir ters çevirelim. Azıcık korkuyorum açıkçası. Tekerlekleri görüyor musunuz? Bakın bir daha yapacağım. Lütfen kapan, geriliyorum. Dur. Hızlandığınız zaman tekerlekler şişiyor böyle, yüzey alanı yani sürtünme alanını azaltıp daha fazla hızlanmasını sağlıyor. Tam anlamıyla bir efsane özellik diyebilirim. Önceki 90 yapan arabadan temel olarak gördüğüm en büyük fark bu benim. Belki de o aradaki 10 kilometre şeyi o yapıyordur yani. Şimdi bunu kırmadan sürebileceğim boş bir arazi bulmaya çalışacağım. Orada görüşürüz. Sabahın köründe yola çıktık çünkü dün yağmur başladı ve videoya devam edemedik. Sokak lambaları gözüküyor mu bakın? Bakın, daha sokak lambaları yanıyor ve biz çekim için dışarıdayız. Harun, uyutmadım. Sen nasıl hissediyorsun? Müthiş. Böyle yorumlarda yazıyorlar. Ne kadar şanslısın, lemurun kardeşisin falan falan. Ya o kadar basit değil. Memnun değilsen yeni kardeş alayım. O kadar basit olabilir. Arkadaşlar, yeni bir kardeş arıyorum. Şartlar şunlar. Ayda birkaç tane videoma yardım edecek. Onun dışında hiçbir şey yapmasına gerek yok. Böyle full sınırsız elektronik eşya, süper hızlı internet falan, böyle aklınıza gelebilecek bütün oyuncu ekipmanları falan emrinize amade. Öyle takılabiliyorsunuz yani. Bu şartları kabul eden yeni bir kardeş arıyorum. Yorum bölümünden başvurabilirsiniz.
Evet, şimdi arabayı ilk defa çalıştıracağım. Hafif kendime gelmeye başladım. Çok bağırıyorsam umarım kimse çıkıp bizi dövmez. Yavaştan bir başlayalım. İki bataryam var bu sefer, o yüzden rahatım. Çok şey yapmayacağım, kasmayacağım böyle. Bir kökleyim ya. Şey yapamayacağım, şu an böyle yavaş yavaş deneyeyim diye düşündüm ama bir kökleyesim geliyor şu an. Bunu burada sürmek çok iyi bir fikir değilmiş. Şu an onu fark etmeye başladım. Har, şuraya geçelim. Burada süremeyeceğim ben bunu. Çok ot var. Biraz bu tarafta deneyeceğim çünkü orada çok fazla ot var. Ve otlar böyle bazıları bir yerde uzun, bir yerde kısa falan çok engel oluyor. Burada evlere çok yaklaştık. Bilmiyorum ne olacak sabahın köründe. Şu en arkadan başlayacağım. Böyle öne kadar gitmeyi deneyeceğim. Bu yol daha düz, daha çok hoşuma gitti. Çok fena gidiyor. Ve çok fena kaza yapıyor. Ama otlara çarptım, o yüzden bir şey olacağını sanmıyorum. Giderken o tekerlekler şişiyor mu şişmiyor mu onu göremiyorum. Toprak yol olduğu için çok hızlanamıyor gibi duruyor. Ha, şişiyor ya. Şişiyor değil mi Harun? 3, 2, 1. Bir anda köklediğim zaman şey yapmıyor, kontrol edemiyorum. Toprak yolunun etkisi mi? Emin değilim. Şurada bir böyle yanlamayı falan deneyeceğim. Şurada umarım şu arabaya çarpmadan. Yanlayamıyorum ya. Ötekinde çok rahat yanlıyordum. Oha! Çok iyiydi. Onu bir daha yapacağım. Çok iyiydi. Bir saniye. Şunu bir daha yapmam lazım. 3, 2, 1. Ya tutturamıyorum. Drone dikkatimi dağıtıyor şu an. Drone'un şarjı bitti ve otomatik inişe geçti. Şunu bir toparlayayım. Öteki bataryaya geçelim. Tamam, drone'umuz yine göklerde. Şimdi şu zıplatma olayını tekrar bir deneyeceğim. Bu arabanın hali ne? Bu arabanın hali ne? Nasıl bu kadar kirlendin? Yuh. Kirlenmek güzeldir de bir yani 5 dakikada bu hale gelmemeliydin. Başaracağım ben onu biliyorum. Kırılmadı. Kırılsaydı hissederdim. Kırıldığı zaman çıkan ses çok farklı oluyor. Onu hissediyorum ben böyle. Kırıldığı zaman böyle direkt içime doğuyor. Bu kırılmadı biliyorum. Evet, kırılmadı. Hadi bu sefer olacak. Ya istediğim zaman niye olmuyorsun sen ya? Bu arada uzak mesafede kontrolü öteki arabadan daha iyi. Öteki araba uzak mesafede böyle çok sıkıntı çıkartabiliyordu. Ama şu zıplamayı ben bir daha yapmak istiyorum. Sayılır mı? Bu arada zıplamaya çalıştığımız yer bildiğiniz ot. Yani burada hiç rampa mampa bir şey yok. Otların yaptığı böyle rampamsı bir şey yani. Şurada yanlayabiliyorum gibi. Ama ben hala zıplamak istiyorum. İnatla zıplamak istiyorum. Çarpsa kırar. Harbi kırar. Bunların üstünde direkt, kutuların üstünde direkt oyuncak değildir yazıyor ya. O derece bunlar. Sayılır, sayılır. Çok güzel atladı, çok tatlı atladı, sayılır. Şimdi büyük ihtimalle diyorsunuz ki dümdüz şeyin üstüne gidemiyor. Ama gidilmiyor. Olmuyor. Kontrol çok zor. Ya yapıyorum bence. Bu, bak iki kere oradan geçtim ve zıplamadı yani. Bir şey oldu sanki. Bir şey oldu. Ya lütfen bununla kırmış olmayayım. Şu an üstümüz çamur olacak. Şu yan açıda dur. Arka tekerin teki dönmüyor. İçileri zaten full çamur dolu şu an. Şu an tekerleklerin içine bakar mısınız? Ama hiçbir şey kırılmış gibi de gözükmüyor. Şu an arabaya ne olduğunu anlamadım fakat eve gidip bir temizleyeceğiz. Bakacağız neyi var neyi yok. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi pilini söküp yıkayacağım. Çarpmadım, bir şey yapmadım. Niye gitti anlamış değilim. Gıcık oldum şu an. Hani öteki araba bari çarpınca kırılıyordu. Bunda hiçbir şey olmadan niye gitti? Şu kire bakar mısınız? Leş gibi olmuş. Evet, masamıza geri döndük.
temizlik bitti. Umarım sadece pislikten'dir ya. Yani şu an tek umudum o yani. Sadece pislikten yapmış olmasını istiyorum. Elektronik bağlantıların olduğu yerlere de kurulayım da. Motordan arka tarafa şey gidiyor. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? Dönüyor. Fakat arka tekerleklere onu gönderen dişliye bir şey oldu gibi geliyor bana. Ve şu an hiçbir şekilde burada alyan takımım falan bir şeyim olmadığı için açıp nasıl içine bakacağım bilmiyorum. Bir de önceki arabayı aldım diye bir sürü kişi bana kaynamıştı ya, bu RC hobicileri falan işte. Niye o markayı aldın? İyi olanı bu işte, bu JLB miyim neymiş işte. Herkes bunu al dedi bana. Ötekini aldım diye laf ettiler bana. Öteki en azından çarptığım zaman kırılıyordu. Bu hiçbir şey olmadan kırıldı. Ama bak düşün, rampadan uçururken pat diye alttan vuruyor bu. Ya arkada ne olacak? Kapalı yerdeki şey kırılmış. Ya takla atması amacıyla yapılmış bir araba değil mi zaten bu? Bir tane RC araba videosunu kırmadan bitiremedim. Kafayı yiyeceğim ya. Hepsinde istisnasız yağmur yağdı ve kırıldı. Bilmiyorum. Sinirim bozuldu. Drone dışında hiçbir RC şeyi incelememem lazım sanırım benim. Onun dışında hepsinde bir aksilik çıkıyor. İlk defa bu videoda dedim ya, bunda da yağmur yağdı. O videonun başını izlediniz ya, ondan sonra yağmur başladığı için bir gün sonra, yani bugün ertelemek zorunda kaldım. Dedim ki yağmurda bir şey var, o yüzden şey oluyor. Arabalar kırılıyor hani, böyle kayıyor mayıyor bir şey oluyor. Onda değilmiş. Her türlü ben RC bir şey kullandığım zaman kırılıyormuş yani. Yapacak bir şey yok. Gülme Harun, bak sinirlerim bozuluyor. Gülme. Yeteneksiz. Ya... Yarım saat bile oynayamadım ya. Neyse, videoya devam edemiyorum yani, yapacak bir şey yok. Tamir ettikten sonra öteki arabayla kıyasladığım bir video yapmayı düşünüyorum. Eğer öyle bir video yapmamı istiyorsanız yorumlarda bunu bana belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımda anında haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.